döneceğim diyor. Eşek başımıyız lan biz burada. Değilsin abi, değil. Bırak, bırakın oğlum. Bak, bırak. Anne, tersin iyi misin ha? Babaannem. Tontişim. Ne oldu sana böyle ya? Cicim, cici kaçıyor. Yüz felci geçirdi, dili de tutuldu. Stresten dedi doktor. Ya da cicik dedi, sana sifirsin dedi de ya. Baba ya. Ne diyor? Cicikçi, sana fındık yok diyor. O yüzden? Kalıcı mıymış bu yüz felci? Yok, geçiciymiş. Ama üzülmemesi lazımmış. Eğer üzülürse, yani eğer üzülmezse çok kısa zamanda atlatabilirmiş. Dedi bunları yapıyor bize. Bir de gerçeği söylese Karadeniz'e gömer hepimizi. Toprak sakin. Sakin. Sakinim Leyla. Kalk. Kalk. Bana bak oğlum. Şunu kafana sok. Yok sana kız falan. Defne, sen de şunu kafana sok. Bizim Araslarla işimiz bitti. Toprak abi. Bir dinlersen. La sus! Bak hala konuşuyor lan. Defol git elimden. Defol git bak elimden bir kaza çıkacak ha. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü o benim... Yavaş gel, daha yavaş gel. Defne'yi alacaksın. Defne'yi alacaksın, öyle mi? Duydunuz mu lan? Defne'yi alacakmış. Bak bakalım, alacak mı Defne bulabilecek misin? Abi dur. Defne'yi bırak. Defne'yi bırak. Bırak abi. Toprak, vallahi ince değil yediler ya. Bırak. Defne'yi kilitleyemezsin. Öyle bir kilitlerim ki. Bak ben kaçırdım onu. Zorla kaçırdım. Onun hiçbir suçu yok. Defne'nin hiç suçu yok. Ya kıyamam ben sana. Yalın, beni sakın merak etme, tamam mı? Defne. Defne güzelim. Bana yap ne yapacaksın. Onu bırak. Lan sana mı soracağım lan? Lan sana mı soracağım oğlum? Defol tamam. Git lan buradan, evden bir kadar çıkacak. Abi. Lan defol git buradan. Oğlum alın bunu buradan. Abi ben dur lan bir dön. Dön. Yalın sen de çık git. Hiçbir yere gitmiyorum. Şşşt. Allah beni karam. Tamam hadi. Hadi yalın ara yürü. Sadık Paşa bela yürü. Bundan sonra bu kilit açılmayacak. Anlaşıldı mı? Leyla kes! Hiç kimse bu odaya girmeyecek. Hiç kimse. Ya Defne'ye bir zarar verirse? Vermez. La bir kere ben buradayım, ben. Kaldı ki abim kıyamaz Defne'ye, sen merak etme. Hadi sen git koçum. Ben seni arayacağım. Ya nasıl bırakıp giderim? Karım lan o benim, karım. Enişte. Senin karın bana emanet, bana. Tamam mı? Al bir sine. Babaanne o durumda olmasa burayı yakar yine alırım karımı. Yakarsın koçum. Yakarsın.
babaannem bir iyileşsin. Beraber yakarız. Ama şimdi git. Hadi. Bu işe bir çare bulup döneceğim. O zamana kadar Defne sana emanet. Hepinize. La tamam anladık da hadi bir git. Anladık ben halledeceğim tamam dedim hadi. Karım lan o benim. Bildik onu. Ama iş işten geçtikten sonra bildik. Hiç boşuna gönlümü almaya çalışma kala sen işte. Bittu, kestuk. Almadık ki zaten. Of! Ayıcığım ne yapıyordun şu anda acaba ya? Kim bilir ne haldedir ha? Ben evlenerek bu adama kötülük mü yaptım acaba ya? Yani hayatı boyunca barutçu erkekleriyle uğraşacak. İyi misin? İyiyim tabii. Niye ki? Bir şey mi oldu? Kızım seni yerim ben ya. Hı. Yine yere çaktılar. Artık kimse bizi yere çakamaz. Çünkü biz birbirimizin kanadı olduk değil mi? Aynen. Bu hafif bir rüzgar. Geçecek. Geçecek tabii. Niye ki? Evlendik biz. O kadar. Gerçi evlenince bir şey değişmedi. Senin odana hala pencereden giriyorum. Ama o küçük bir ayrıntı yani. Yani. Kesinlikle ayrıntı. Minicik bir ayrıntı. Hem kim demiş canım illa insan karısının odasına kapıdan girecek diye. Hı? Biz de böyle değişik bir çiftiz yani. Farkımız, tarzımız. He heyt. Komik karım benim. Komik karım benim. Defne Hanım. Defne'm seni nasıl seviyorum var ya. Of. Allah'ım ne de benim bu çektiğim ya. Abilerimde orantısız öküzlük, kocamda da orantısız ayılık var. Yuh. Sende de orantısız çene var Defne'm. Ben hiç şikayet ediyor muyum? Etmiyorsun. Evlendiğimizi söyleyemediğim için bile şikayet etmedin. Babaannen iyileşsin. Birlikte söyleyeceğiz. İyileşir iyileşmez. Haydi. Abini de ikna edeceğiz. Edeceğiz. Ben bir çare bulacağım Defne. Sen hiç merak etme tamam mı? Hem suçlu hem güçlü öyle mi? Abi ben suçlu değilim. Öyle mi? O herifle kaçtın. Günlerce eve gelmedin. Sonra karşıma çıktın. Evlenmeye karar verdiğini söyledin. Evlenmeye. Hiç suçlu değilsin Defne Hanım. Abi yalın ta Trabzon'dayken senden bizim için izin istedi. Gezelim dolaşalım diye istemedi o izni herhalde. O herif. Trabzon'da benden izin falan istemedi. Defne'yi seviyorum. Bilmen gerektiğini düşündüm dedi. Ben o zaman onu yaylıdan aşağı atacaktım da. Sen de seviyorum dedin. İzin verdim lan ben size. Sonra ne oldu? Herif seni terk etti. Hadi adam annesinden yaralı dedik. Bizim kızın da hatası var dedik. Sesimizi çıkarmadık. Ama o durdu mu? Yok durmadı.
Senin abinin düğününe eski sevgilisini getirdi lan bu adam. Eski sevgilisini getirdi. Çünkü beni kıskandırmak istiyordu. Ben anlamam. Ben öyle abidik gubidik işlerden anlamam. Seni o duruma soktu mu? Soktu. Sonra? Sonra evimden, benim evimden seni kaçırdı lan. Adam benim evimden seni kaçırdı lan. Delireceğim lan. Lan delireceğim oğlum. Adam benim evimden seni kaçırdı lan. Sen de bu herifin elinden tutmuş getirmiş evlenmeye karar verdik diyorsun. İzin bizin almak hak getire. Benden izin bile almadan senin canını bu kadar yakan adamla evleneceksin ha? Senin canına okuyan bu adamın bağrına basacaksın öyle mi? Bazen öyle oluyor Toprak. Bir insan canına da okusa sevmekten vazgeçmiyorsun. Ben çok iyi bilirim bu duyguyu. Ne demek istiyorsun sen Leyla? Diyorum ki... aşk... annesinden dayak yediği halde... yine de anne diye ağlayan bir çocuk gibi. Biz de öyle olmadık mı? Ağlayıp ağlayıp sonunda yine birbirimize sarılmadık mı? Sen niye bu kızı anlamıyorsun? Bu kız da mı bizim gibi olsun Leyla? Ömrü boyunca ağlayıp üzülsün mü? Üzülürüm abi. Ne var? Atla deve değil ya. Herkes üzülür, herkes acı çeker. Ama önemli olan acı çekmeye değer birini bulmak. Ben buldum abi, anlasana. Yalın her şeye değer. Yok Defne. O iş öyle değil işte. Ben göz göre göre kardeşimin üzülmesine müsaade etmem. Sen de bir şey atlıyorsun Leyla. Bu kız bir arasa aşık oldu. Bunlar bizim gibi değiller. Sevdiklerine sahip çıkmazlar. Bak Deniz arasa ne yaptı? Ezgi onu kıskanıyor diye kızı başından attı. Bir de o yetmezmiş gibi gitti Damla'yı hamile bıraktı. Ya. Ya. Yok hanımlar yok. Araslar sizi kandırmış olabilir ama ben yemem. Bundan sonra bu odaya benim müsaadem olmadan kimse girmeyecek. Anladın mı? Sen de o heriften vazgeçene kadar bu odadasın. Otur düşün. Aklını başına topla. Dile ne yapıyorsun? Benzemiyorlar diye dünyanın en iyi insanların canavar sanıyor. Haller de anlatamıyorsun. Allah'ım. Evlendiğim günün sabahında hapsedildim. Bunu da ancak bir Laz becerebilirdi. O da ben. Maşallah. Artık diyorum. Ya bırak gitsin Meftune abla, çok bile kaldı. Aa! Bu kadar terbiyesizlik görmedim. O senin çocuğunun annesi, salak oğlan. Yürü bakayım sen de. Hadi Ataş, nereye gidiyorsun? Annem de evde yok dedin. Hamile hamile kim bakacak sana? Ama ben... Ya Meftune abla... Evet! Ama siz çok fazla olmaya başladınız. Hadi masaya, hadi. Meftune ablacığım... ben gerçekten gitsem çok iyi olacak. Nereye gidiyorsun? Ye şunları. İki canlısın sen. Ya Meftune abla, çok fazla abartmıyor musun? Sus! Dedim, söz düşmez sana. Ya hayır ama... Sus! Hadi bakayım. Dokunma onlara. Damlacığımın onlar. Ya ben de açım. Zıkkım ye. Hadi kızım. Damlacığım, sen şimdi kahvaltına başla. Ben senin sütünü getireyim, tamam mı? Hadi kuzum benim. Sizinkiler de ne torun meraklısıymış arkadaş. Tamam, kafayı yiyeceğim ya.
resmen esir ettiler. Bütün bunlar var ya o Polat'la Nehir yüzünden. Ulan Nehir, ulan Nehir. Ya dedem dün bütün gece nutuk attı Aslı. Sonra da sabah ezanına kadar uyumadı. Çıkamadım ki evden. Ya Nehir, acaba bu karışıklıkta gitmesem mi? Zaten Yalın'ın evliliği, Deniz'in olmayan çocuğu... Bir de üstüne sen gidersen Süreyya Bey amca iyice derlenir. Ya yok, nefes alamıyorum ben burada. Ahmet'e kalacağım dedim ama uçuruma gidince fena oldum. Yok yok, gideceğim ben. İyi peki. O zaman ben akşamüstü gelirim. Birlikte çıkacağız diye seni alırım. Sonra havalimanına gideriz, olur mu? Tamam, anlaştık. Hadi kapattım. Ya bakmayın öyle. Sayende bu kız burada esir esir. Öyle bakıp kaldığımıza dua et. Ya ben ne yaptım ki? Bir kere bu nikah olayını laskopat attı ortaya. Ayrıca iyi yaptı. Yoksa nasıl kurtaracaktık Yalınları, pardon? Lan bari hamile falan demeseydiniz ya. Bizimkiler de boşu boşuna Damla'yı tutmazdı burada herhalde. Allah Allah. O zaman bu da annem evde yok, yurt dışına gitti demeseydi. Dedem tutmazdı o zaman burada zorla. Tabii. Söylemeseydim de bir de annemi başımıza sarsaydım, değil mi? Kızım, deden annemi aramaya kalktı. Eğer annem konuya dahil olursa biz biteriz. Çünkü annem birazcık servet avcısı da. O zaman ne diyeyim? İnşallah çocuk anneannesine benzemez. Bana bak Nehir. Elimde kalacaksın ha. Deniz Bey, olan oldu. Biz B planını düşünsek çok daha iyi olacak. Bence sen abime bey demekten vazgeçsen çok iyi olacak. Neticede çocuğunun babası. Bak yeter artık be mikrop. Vallahi alacağım ayağımın altına. Ha abicik ha. Aa, vallahi olmayan çocuğumu sayenizde erken doğuracağım ha. Bir susalım, bir düşünelim. 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 Allah'ım. Ben kocama nasıl kavuşacağım ya? Yazık bana. Vallahi yazık. Şuraya bak. Eller balaylarında sürter. Ben burada tazecik gelin. Daha kocama doymadan burada böyle çürüyüp gideceğim ya. Ben seninle konuşmuyorum Defne bacım. Ya Adem, bari sen yapma be. Bak zaten tutsak edilmişim ben burada. Acı bana ya, hadi. Onu kaldırıp kardeşliğimize ihanet etmeden önce düşünecektim. Vay be Adem. Helal olsun sana.
kardeş dedim, bağrıma bastım. Sen de bana sırt çevirdin. Çevir tabii. Sonuçta ben kimim ki? Defne kim ki? Ben bahtsız, balsız ve kocasız kalmış bir kızım. Vah vah. En iyisi öleyim ya ben. Öleyim. Hem kocam yok, hem tutsam, hem de kaldırım kardeşim bana küsmüş. O yüzden kendimi intihar edeceğim ben. Atıyorum kendimi aşağıya. Atıyorum. Ölüyorum. Attım. Dedemacığım, sakın. Dedemacığım. Sakın kıyma canına. Vallahi benim için değmez. Değer Adem. Senin için her şeye değer. Sen yoksan yaşamamın da bir manası yok ki. O yüzden intihar edeceğim. Atıyorum kendimi, öleyim. Sakın! Defne! Kız! Sen yine mi kaçıyorsun? Yok yok! Kaçmıyor Toprak abi, kendini intihar ediyor bak! Tamam tamam, Defne bacım ben buradayım, seninleyim bak. Sakın kıyma canına. Telaş yok Adem. Numara yapıyordur oyunu. Ya kız içeri. Hadi! Hadi! Adem sen ne kullanıyorsun oğlum? Benim arabayı biliyorsun abi. Gri. O işte... Seni işe aldım hadi. Ne? Bundan sonra sabah, öğle, akşam, gece burada nöbettesin. Zaten buradasın da bari bir işe yara. Yemek artı masraflar. Masraf ne oğlum? İşte abi benzini var. Onun ondan sonra otopark şeyi var. Tırger kayışık kopabilir. Tamam lan uzatma. Şu pencereye demir taktıracağım. Sen de bu kapıyı tutacaksın. Buradan Araslara ait tek bir sinek bile geçmeyecek, anlaşıldı mı? Geçerse ne yapacağım Toprak abi? Turşusunu kur hadi. Yemeğin yanında yersin. Geçmeyecek oğlum. Geçirmeyeceksin. Hele o yalın Aras. Bu sokağın başına bile yaklaşmayacak. Bakarık. Top, adala güdel ada, tut 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 ati. Ne diyor yenge? Dedi ki, Toprak çok iyi etti, cicikçu yakasından tut attı. Evet. Top, tilidet, tilidet, evet. Su istiyor. İlla zilli getirsin diyor. İşte. Her ahval ve şeraitte kaynanalık yapılır. Getireyim babaannem. Getireyim. Habibim, nasılsın? Seni gördüm. Daha iyi oldu. Oy. Daha mı iyi oldu? Dün söylediklerimden sonra korkmadın mı ki? Hani ben deliyim ya. Yani ben de çok normal sayılmam. Bu zamanlar bizim köyün delisiydim. (Gülüyor)
Yeşim bacım, nasılsın? İyiyim. Barıççılar, nasılsınız? Biz iyiyiz Ademciğim. De, hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Ama azimliyim, hayır edeceğim onu. Oğlum Adem, ne diyorsun lan sen? Defne bacım ve Kalas eniştemin aşkı için savaş başlattım. Ve bana yandaş lazım diyorum Çınar'a. Ben de sabahtan beri onların aşkı için çözüm düşünüyorum. Ama daha bulamadım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Toprak abim Defne bacımı eve kilitlediği yetmediği gibi... ...bir de üstüne beni nöbetçi dikti. Diker. Şimdi bir de penceresine demir parmaklık takacakmış. Takar. Vallahi ben size söyleyeyim. Bu işin sonu kötü. Bir müdahale etmek farz oldu yani. Sıkıntı. Tünel açma uzmanı olan Yeşim Barutçu'nun fikrinin gelmesi lazım. Yeşim Aras Barutçu'nun fikri geldi. De hadi de. Fikir ne bir söyle da yenge. Şöyle ki fikir değil de bu daha çok proje gibi Palatçım. Şöyle yapıyoruz. Bugün öğleden sonra bizim şirkette toplanıyoruz. Ama herkes yani. Niye? Çünkü ben görev dağıtımı yapacağım. Sen bir şey buldun sanki. Ya aslında yeni bir şey değil. Dün nikahtan kurtulmamızı sağlayan şey. Hı, neymiş o? Şimdi ben hamileyim ya. Vallahi pek yakıştı. Neyse. Siz beni aldattığınızı itiraf ettiniz ya. Ettin mi? Ettiniz, ettiniz. Ben de normal hamile değilim. Kıskanç ve gururlu bir hamileyim. Bu yüzden de ebediyen sizden ayrılacağım. Pardon da nasıl olacakmış o? Hatırlatırım Damla Hanım. Karnınızda benim çocuğumu taşıyorsunuz. Hatırlarsanız ki siz de beni Ezgi ile kandırdınız. Masum hayallerimle oynadınız. Kabak yine benim başıma patlayacak yani. İsterseniz gerçekleri söyleyelim. Kabak Defne ile yalanın başına patlasın. Benim için hava hoş. Yani kurtulmuş olurum. Hayırdır gelin hanım? Duyduğuma göre gidiyor musunuz? Başka çarem yok Süreyya Bey amca. Başka bir çaresi yok ki dedem. Sen sus. Her gele seni. Ya dedem biz Damla'yla yapamıyoruz işte, anlaşamıyoruz. Onu bu haltı yemeden önce düşünecektim. Süreyya dedi. Bu adam beni kandırdı. Masum hayallerimle oynadı. Boş ümitler verdi. Halbuki ben onu çok sevmiştim. Alçak adam. Alçak! Ne yapıyorsun kızım sen ya? Sen sus Ayta! Kandırmışsın kızı! Hayalleriyle oynamışsın. Tabii ya, tabii. Vurun ya gelin, gel Nehir sen de vur gel. Bakın, gördünüz mü? Hem suçlu,
hem güçlü. Ben bu evde bir dakika daha kalamam. Aa, bu kız ne dediğini bilmiyor hamilelikten. Yok biliyorum. Ben gidiyorum. Biliyormuş işte bak biliyor. Hey! Susun artık. Deniz Efendi, sen bu kızla evleniyorsun. Ve Damla düğüne kadar bu evde yaşıyor. Düğününüzü de haftaya yapacağım. Ne? Sen neredesin lan Ergele? Dedem önce bir sakinleş. Sakinim ben. Kız kaçırmak da ne demek yahu? Dede. Dede hakikaten bir dur ya. Hey! Sen bu kızı alıyorsun, sen o kızı veriyorsun. Bitmiştir. Dedem, Toprak abi de dinlemiyor bari sen dinle. Sana her şeyi anlatacağım. Defne ile biz ikimiz dün... Bu evde barutçuların adı geçmeyecek demedim mi ben? Dedin, dedin ama ben Defne ile dün... Yalan! Tepemi attırma, seni mirasımdan men ederim. Et dedem, et. Benim zaten kendi işim gücüm var. Ayrıca ben Defne'yi paraya pula değişmem. O halde Deniz'i, Yeşim'i ve Nehir'i de mirasımdan men ederim. Tek kuruş alamam. Haydi. Ya patron benim ne suçum var ya? İyi de dedem, onları ne karıştırıyorsun? Edeceksen sadece beni et. Sus! Her altı birlikte yiyorsunuz. Cezanız da ortak olacak. Sen bu kızla evleniyorsun. Sen barutçu kızını geri veriyorsun. Yoksa siz de, Yeşim de, Nehir de mirasımdan 5 kuruş alamaz. Sizi evden de atarım. Bir daha yüzümü de göremezsiniz. Hayda! Yeşim, Yeşim Defne iyi mi? Odasında işte. Ama iyi, iyi iyi. Şimdi Leyla ona şey götürdü, yemek götürdü falan. Sen nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de bu işi çözemezsek siz pek iyi olmayacaksınız. Dedem Defne'den vazgeçmezsem sadece beni değil, sizi de mirasından reddedecekmiş. Ay abim ya, miras size kurban olsun. Da, dedemin gönlünü kırmayalım biz ya. Şimdi abicim, şöyle yapıyoruz, 1 saate şirkette toplanıyoruz. Niye? Çünkü bizim toplantı yapmamız lazım. Ya Yeşim, bunca dert arasında ne toplantısı, bir de iş mi düşüneceğiz? İş toplantısı değil canım. Dert toplantısı. Ay ben sizin derdinizi çözeceğim ya. Derdinizi. Şimdi sen Deniz'i, Damla'yı, Nehir'de hepsini getiriyorsun. Niye? Çünkü herkesin görevi var. İyi. Hadi bakalım geliyoruz. Yeşim yine bir numaralar planlıyor. Bir çözümü varmış. Gidelim belki bir faydası olur. Oldu o zaman gençler. Siz gidin. Ben de Aslı'ya kaçtım. Görüşürüz. Hop. Seni de çağırdı, püsküllü. Tabii ki de mikrop. Sensiz olur mu? Hadi. Hadi.